Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyirciler, hepiniz Örnek Hayatlar programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda sahabilerden Hazreti Bera radıyallahu anh'ı işleyeceğiz. Hazreti Bera radıyallahu anh Medineliydi. Babası da Müslümandı. Kendisi küçük yaşta Müslüman olmuştu. Peygamberimizin Medinelilere İslamiyet'i öğretmesi için gönderdiği Mus'ab bin Umeyr ve İbni Ummi Mektum'dan radıyallahu anhuma Kur'an öğrendi. Peygamberimiz hicret ettiğinde birçok sureyi ezbere biliyordu. Hicret esnasında Resulullah'ı karşılayıp sevgi gösterisinde bulunanlar içerisinde o da vardı. Medinelilerin Peygamberimize gösterdiği coşkun sevgiyle ilgili olarak Medine halkının Resulullah'ın teşrifine sevindiği kadar hiçbir şeye sevindiğini görmedim der. Hazreti Bera radıyallahu anh peygamberimizin yanından hiç ayrılmak istemiyor, devamlı onunla birlikte bulunmayı arzu ediyordu. Resulullah'ın sohbetinde bulunmayı hayattaki en büyük muvaffakiyet biliyordu. Bu sebepledir ki Resulullah'tan çok şey öğrendi. Rivayet ettiği hadislerle Müslümanlara ışık tuttu. Bugün birçok tarihi hadiseyi onun rivayetlerinden öğreniyoruz. Mesela hicreti veya kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye çevrilmesini veya Uhud ve Huneyn savaşlarının mühim safhalarını onun rivayetlerinden öğreniyoruz. Bera radıyallahu anh, İslam davasının kahraman bir mücahidiydi. Yaşı küçük olmasına rağmen birkaç arkadaşıyla birlikte Bedir Savaşı'na çıkan orduya katıldı. Ancak Resulullah aleyhissalatu vesselam yolda orduyu durdurdu, teftiş etti. Yaşı küçük olan birkaç kişiyle birlikte onu da geri çevirdi. Hazreti Bera buna çok çok üzüldü. Fakat Uhud Savaşı'ndan itibaren Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara iştirak etti. Büyük kahramanlıklar gösterdi. Umre seferine katıldı. Bununla ilgili bir hatırasını şöyle anlatıyor. Hudeybiye'de bir kuyu vardı. Biz buraya gelince kuyunun suyunu tamamen çekerek bir damla su bırakmadık. Bu hal Resulullah'a arz edilince kuyunun yanına gelip kenarına oturdu. Sonra içinde biraz su bulunan bir kap istedi. Getirilen suyla abdest aldı, ağzını çalkaladı. Sonra dua edip kuyuya döktü. Biz Resulullah'ın emri üzerine kuyuyu bir müddet bu halde bıraktık. Sonra kuyuda istediğimiz kadar su birikti. Hem biz hem de hayvanlarımız suya kandık. Hazreti Bera'nın Peygamberimizin yanında ayrı bir yeri vardı. Onu çok çok severdi. Zaman zaman kendisine bazı tavsiyelerde bulunurdu. Bir defasında ona şöyle demişti. Yatacağın zaman önce abdest al. Sonra sağ tarafına uzanıp yat ve şöyle dua et. Allah'ım, sana teslim oldum. İşimi de sana havale ettim. Seni sevdiğim ve senden korktuğum için sana dayandım. Ancak sana sığınırım. Kurtuluşum da sendedir. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Eğer böyle hareket edip o gece ölürsen, Müslüman olarak ölmüş olursun. Öyleyse son sözlerim bunlar olsun. Bera radıyallahu anh, diğer sahabiler gibi sünnete çok bağlıydı. Her hareketinde sünnete uymayı esas alırdı. Bir defasında biriyle karşılaşmıştı. Onun elini sıktı, gülümsedi. Sonra da "Niçin gülümsediğimi biliyor musunuz?" diye sordu. O zat bilmediğini söyleyince de bunun sebebini şöyle izah etti. Bir gün Resulullah ile karşılaşmıştım. Elimi mübarek eline aldı, sonra da gülümsedi. Bana niçin gülümsediğini sordu. Ben de senin gibi biraz önce sizin verdiğiniz cevabı verdim. Bilmiyorum dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İki Müslüman birbiriyle karşılaştıklarında musafaha yaparlar. Allah'a hamd edip istiğfarda bulunursa Allah da onları affeder. Buna gülümsenilmeyecek de başka neye gülümsenilecek? Hazreti Bera namaz kılarken safların doğru ve düzenli olmasına çok ehemmiyet verirdi. Sık sık bunun faziletinden bahsederdi. Niçin böyle yaptığını ise şöyle izah ederdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam namaza kalktığımız zaman
eliyle göğüslerimize dokunur, safları düzeltir, sonra da şöyle buyururdu: "Saflarınız bozuk olmasın." Sonra o bozukluk kalplerinize de girer. Bera radıyallahu anh kendisi sünnet-i seniyyeye uyduğu gibi çocuklarının da öyle yetişmesi için gayret sarf ederdi. Zaman zaman onları toplar, hadis öğretirdi. Kendisinden birçok hadis rivayet eden oğlu Yezid, bununla ilgili şöyle bir hatırasını naklediyor. "Bir gün babam bizi topladı. Gelin size Resulullah'ın nasıl abdest aldığını öğreteyim," dedi. "Çünkü sizinle bundan sonra ne kadar beraber olacağımı bilemiyorum," dedi. Biz de buradan sevgili seyircilerimize şunu söylemek istiyoruz. Çocuklarınızla ilgilenin. Çünkü bu vakitten sonra onlarla ne kadar kalacağınız, ne kadar vakit geçireceğinizi bilemezsiniz. Hazreti Bera sahabilerin alimlerindendi. Müslümanlar anlayamadıkları meseleleri ona sorarlardı. Bera radıyallahu anh sadece hadislerin izahını değil, tefsir ve fıkhı da bilirdi. Bunun yanında son derece mütevaziydi. İyi bilmediği meseleleri cevaplamaktan kaçınır, rahatlıkla bilmiyorum diyebilirdi. Veya kendisinden daha bilgili olduğuna inandığı birine havale ederdi. Hazreti Bera radıyallahu anh peygamberimizden 305 hadis rivayet etti. Biz bu hadislerden birini sizinle paylaşmak istiyoruz. Mescitte, camide kılınan namazın önemine dair bir hadis. Mealen şöyledir: "Allah birinci safı dolduranlara rahmet eder. Melekler de onlar için dua ederler. Safları doldurmak için atılan bir adımdan Allah rızasına daha yakın başka bir adım yoktur." Allah Bera bin Azib radıyallahu anh'tan ve sahabelerin hepsinden razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.